Konu tekrar amaçlı soru çözüm videoları çemberde uzunluk son part. A merkezi çember her keksene teğet görüyorum. B merkezli ve 2 cm yarı çaplı. B merkezli ve 2 cm yarı çaplı çember. Şöyle yapmak istiyorum. Merkezden teğete dik gelsin. Bunun yarı çapı R olsun. O zaman sen de R'sin. Çünkü bu ne kadarsa sen de o kadarsın. Evet. O zaman hatta şunu da söyleyebilir miyim? Şurası da 90 ve şurası da R'dir. Sen de 2'sin. Şimdi siz R'seniz siz de R olmalısınız. Şimdi şurası 2 ise şurası 2 ise şurasının tamamı R eksi 2 olmalıdır. Çünkü R eksi 2 ile 2 toplarsan R olacak. Bakın oradaki üçgeni biraz daha size netleştirmek istiyorum. Burayı R aldım. Burası R artı 2 çıktı. Burası da R eksi 2 çıktı. Bahse varım 6 8 10 üçgenidir bu. Eğer burayı 10 alırsam burayı 10 almam için R'yi 8 almam lazım tabii ki. R'yi 8'e yazsam 8 eksi 2 burası 6. Yok artık. 6 8 10 üçgeniymiş. Çemberin yarıçapı ne kadardır? O zaman R 8 olacaktır arkadaşlar. Çemberin yarıçapı 8 olmuş olacaktır. Tipik bir soru bakın. Daha soruyu okumadım. Soruyu okumadım ama merkezden teğete dik geleceğim. Buradan buraya dik geleceğim. Hocam bu merkezden teğete dik geldi. Bu ne? Çapı gören açı çevre açıdır. Bu şekilde bir benzerlik buram buram olacaktır arkadaşlar. Yani siz o kadar çok soru çözümcü olacaksınız ki bu sistemdeki bu adımları hemen yapacaksınız. Sonra soru okuyacaksınız. AB 4. Alın size 2. Alın size 2. O2C 6. Alın size 6. Alın size 6. Alın size 6. Yarı çaptır. Bakın benzerliği gördünüz. Benzerliği gördünüz ve soru çözmek istiyorsunuz. Şöyle yapalım. Şurayı bulurum. Şimdi temel benzerlik teoreminden dolayı burası 4, burası 6 ya bakın paralelliği görüyorsunuz. Burası 4, burası 6 ise burası 3 ise burası 2 x'tir. 4'e 2 x düşerse 6'ya da 3 x düşer. Bu cepte. Benzerlikten dolayı 4'ün 6'ya oranı, düzeltiyorum. 4'ün 10'a oranı, şuraya bilmiyorum ben. DB'nin 6'ya oranına eşittir. 6 kere 4 24 2,4. Burası 2,4. Şimdi burası 4'müş. Şurada bir üçgenim var. Burası 2,4. Nasıl yazayım ben bunu? 24 bölü 10, 12 bölü 5. 12 bölü 5. Burası 4. 20 bölü 5. Bakın bombaya bakın. 12, 16, 20 üçgen değil midir bu? 12 bölü 5. 16 bölü 5. Ve burası 20 bölü 5'tir. Demek ki Pisagor yapmaya gerek kalmadı. Burası 16 bölü 5'miş. 2x 16 bölü 5 çıktı. Bir tane x 8 bölü 5'tir. Benden 3x'i geri istiyor. 24 bölü 5'tir. 24 bölü 5'te 4,8 yapacaktır. Biraz sayılarla uğraştık. O kadar. Başka hiçbir şey yapmadık açıkçası. Kalemin ucunu kırdım. Şimdi devam ediyorum. Çemberin dışındaki bir A noktasından. Bir tane çember çizeceğiz. Çemberin dışındaki bir A noktasından. Bu çemberlere çizilen teğet, çemberin dışındaki bir A noktasından bu çemberlere, çember olsa daha iyi olur. Çizilen teğetlerin, teğet doğrularının denme noktaları. Buradan çembere teğetler çiziyorum. Bu teğetlerin değme noktaları, bu A noktası, teğetlerin değme noktaları B ve C olsun. Yazdım. AB bir birim. AB bir birim. Onu da yazdım. BAC 120 derece. BAC benim açım fazla 120'ye çok benzemedi ama idare edin arkadaşlar. 120 derece olsun. A noktasının çembere en kısa uzaklığı ne kadardır? Şimdi şurası merkez olsun. Şuradan merkeze teğet, merkezden teğete dikmeleri gördük. Bunları gördük. Bunlar cepte. Teğetin değme kollarından burası da 1. Şimdi şurayı çizdiğim zaman burası açıortay yapacaktır. 60, 60, 90, 60. Şurası 30 olacaktır. 31'i görmüşse 60 kök 3 katını görecektir. Şurası da kök 3. 31'i görmüşse şurası 2'dir. Arkadaşlar eğer burası kök 3 ise yarıçaptan dolayı. Eğer buranın tamamı 2 ise şurası 2 eksi kök 3 olmaz mı? Bakın burasının tamamı 2 olmasa. Demek ki A noktasının çembere en kısa mesafesi 2 eksi kök 3 olarak bulunmuş olacaktır arkadaşlar. Gördük. Oo bir tane daha. Şimdi O merkezli AB çaplı bir çember çiziniz. Çiziyorum. O merkezli. Bir tane O merkezli. AB çaplı. AB çaplı bir tane çember çizdim. Şimdi O merkezli AB çaplı çember çiziniz. K merkezli OB çaplı.
Şimdi. OB çaplı K merkezi. He. Buradan bir tane daha çizmemi istiyorum. Bu sefer OB çaplı K merkezli. Çizdim. Bu da K merkezli. OB çaplı. Başka çizmişsiniz. A noktasından OB çaplı çembere bir T çiziniz. A noktasından OB çaplı çembere bir T çiziniz. Çizdim. Çizdim. Teğetin değme noktası C olsun. Vallahi yazıyorum. Şuraya C dedim. Ne oldu sonra? AC 4 kökü olsun diyor. Yazıyorum. AC 4 kökü olsun. Yazdım. KB'yi bulunuz diyor. BK. Arkadaşlar ben buraya X dersem. Burası da X. Burası 2X olmaz mı? Olur. Hocam merkezden TT dik çizin. Harikasınız arkadaşlar. Burası da X'tir. Burada bir Pisagor çıkmadı mı? 3X'in karesi olan 9X kare eşittir x'in karesi artı 4 kökünün karesi olan 32 eşittir. 8 tane x kare benim için 32 ifade ederse bir tane x kare benim için 4'ü ifade edecektir. X benim için 2 ifade edecektir. Benden nereyi istiyor? X ne kadardır? Yani x, x'i buldum. X'i buldum. X 2'ymiş. Çabaladım, uğraştım ve x'i buldum. Ve geldik son soruya. Bitmiyor. Dairede alan var da. Ama çemberde bulunduk bitiyor. Şimdi... Merkezi belirledim. Merkezi belirledim. Burası 10. Burası 10. Hatta şöyle çizdim. Burası da 10. Çünkü çemberden, çember uzanan her ifade yarıçaptır. X ne kadardır? Burada bir yamuk var dikkat ederseniz. Bir de bir tane de BC çaplı yarım çember görüyorum. Acaba X ne kadardır? Merkezden şey, burada bir ikizkenar üçgen var. Ya da merkezden kirişen ilan dikme. Kirişi keş parçalayabilir. 6, 6. Şurası da kaç oldu? 8 oldu. Peki şunu şöyle çizsem. Şunu şöyle çizsem. Şurası 20. Hatta şurası şuraya eşit olduğu için şu şöyle gelirse, şu şöyle gelirse şurası 8 olmaz mı? Çünkü eğer BO OC'ye eşitse burası da buraya eşittir. Çünkü benzerlik oranı eşit. Burası 8 ise burası 8'dir. Burası da ne olacaktır? 6 ise burası da 6 olacaktır. Burası 6 ise burası da 6 oldu. Bakın burası 12, 20. Bakın BC'nin tamamı 20. 12 ne 20 üçgeni var? 12, 16 20 üçgeni var. O zaman şurasının tamamı kaçmış? 16'ymış. Burası 16 ise buranın tamamı da kaç olacaktır arkadaşlar? 16 olacaktır. Eğer ben burayı bulursam şurası kaç? Burası da yarıçap. Burası kaç? 10. Şurası kaçtı? 6. Çünkü bakın şurayı görüyorsunuz. Şurası 6 ise şurası 6 ise şurası 6'dır. Şurasının tamamını ben 16 buldum. Bu 16'yı 10 yarıçaptan dolayı bakın burası 10 ise burası 10 ise burası 10'dur. Burası 16 oldu. Burası 16 ise 6'sı 12'si bende ise 4'ü de sizdedir. Bakın 16 ise burası 16 olacaktır. 12'ye kaç kaldı geri? 4 kalmış oldu. Güzelce bir paylaşımda bulunduk. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.